Değerli dostlarım, herkese merhabalar, hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Ekranımızı yine standart yasal uyarımız, kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yapacağınız hiçbir işlemden kanalımız sorumlu değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerini aktif hale getirip beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için lütfen katılı farklı kategorilerden aktif ediniz. Katıla dahil olan arkadaşlarımızın hepsine ayrıyeten teşekkür ediyorum. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için videonun altındaki açıklama yorum kısmındaki linke tıklayarak buradan indirime hak kazanabilirsiniz. %10 komisyon indirimiyle 7/24 bayram seyran dinlemeden işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Evet, Turkcell hissesi sorulmuş katıla dahil olan arkadaşlarımız arasından. Bu Turkcell'in hali ne olacak hocam demişler. Şimdi haftalık bazlı şöyle bir bakalım. Daha önce zaten haftalık bazlı baktığımız zaman geniş bir detaylı incelemede bulunmuştuk. Dedik ki eğer şu seviye, yani 15 bantların üzerinde bir katlama hedefi 21.66'lar test edilebilir dedik. Yükselen bir kanal trendinde olduğumuzu söyledik. Ve şu bölgede de arkadaşlar bir yükselen üçgen formasyonuna doğru gittiğimizden bahsettik. Bu yükselen üçgen formasyonunda iki tane dibimizin oluştuğunu, iki tane tepeciğimizin oluştuğunu ve bu aşamada üçüncü bir tepenin satış getirebileceğini, 17.41'lerin üzerine atmamız gerektiğini vurguladık. Maalesef bu seviyelerin altındayız ve halen geri çekilmeleri yaşıyoruz. Onun için burada iki tane önemli destek hattı karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bir, bu yükselen üçgen formasyonu içerisindeki bakın şu destek bölgesi. Yani kabaca 15.96, 16, 16.50 artık buralarda bir test oluşabileceği gibi eğer bu bölge kırılır ise de ana destek hattına doğru bakın şu bölgelere kadar bir yönelişte söz konusu olabilir. Sadece bir ihtimal diyebiliriz arkadaşlar. Şu anki görüntüde haftalık bazlı kapanışlarımızın bakınız 16.42 seviyelerin altında gelmesi arkadaşlar 16.42'lerin altında sıkıntı demek. 16.42'lerin altında bir geriye dönüş görüntüsünü ifade eder. Ve bizim daha aşağıdaki değerli dostlar bakın şu 15.90, 15.96 bakınız yani 16'lara kadar bir geri çekilme teknik olarak söz konusu olacaktır. Hemen şöyle 4 saatlik grafiğimize bakalım. Evet, burada daha net bir görüntü hakim değerli dostlar. Yani tam direnç noktasına bakınız dönüş geldi maalesef. Her zaman söylüyoruz şu direnç noktalarına dikkat edin arkadaşlar. Direnç noktalarında hisse uçuyor kaçıyor biz kaçırmayalım havasından kurtulun diye bunu defalarca vurguluyoruz ama ne hikmetse bu direnç noktaları çok tatlı geliyor. Buralarda yol almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef bu hareketler de size pahalıya mal olabiliyor. Onun için dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada bakınız şöyle bir trendimiz söz konusu mu? Şöyle bakalım. Evet, bakınız burada da yani kanal kanal içerisinde trend içerisinde arkadaşlar seyrediyoruz. Ve bu noktada bakınız bu majördeki yükselen trendimizin bakınız majördeki yükselen trendimizin içerisinde ara yükselen trendimizin direnç noktasından dönüyoruz maalesef arkadaşlar. Bir ikili tepeyle buradan aşağı doğru sallandık gidiyoruz. Bakalım nerelere kadar gideceğiz bunu da hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve şu noktanın da yine bakınız çok çok önemli yine bu yükselen kanal trendi içerisindeki bir destek bölgesinin maalesef bugün aşağı yönlü kırıldığına şahit olduk. Yani onun için Turkcell'de bir müddet daha geri çekilme görür isek şaşmamak lazım arkadaşlar. 4 saatlik grafiğimizde yine indikatörlere baktığımız zaman hep boynu büyükleri oynamaktalar arkadaşlar. Evet, teknik görüntü negatif diyebiliriz. Turkcell'de şu an itibariyle o 16.42'ler 16.40'ların da altına sarkarsak bakınız aşağıdaki 16 bandına doğru yöneliş ve bu kanal trendini bu baptan bakmak, değerlendirmek gerekir diyebiliriz değerli dostlar. Evet, teknik görüntümüz şimdilik negatif diyebileceğimiz bir tarzda Turkcell hissesi. Duyo boyaya bakalım. Videomuzun sonunda takaslara bakmayı ihmal etmeyin değerli dostlar. 4 saatlik grafiğimizde muhteşem kırılım gelmiş durumda arkadaşlar.
Daha önce sizlere bahsetmiştim. 13.61 bandı üzerinde, bakın şu noktanın üzerinde pozitif demiştik arkadaşlar. Şu anki görüntü olumlu. Teknik anlamda indikatörlere baktığımız zaman yine indikatörler de güzel. Yani yukarı yönlü bir hareket oluşabilir. Buradaki katlama hedefine bakalım hemen şöyle arkadaşlar. Şu bölgenin katlama hedefi bakalım kaça denk geliyor. Evet, 16.30'lara denk gelen bir katlama hedefimiz söz konusu. Ama burada arkadaşlar 13.60 bizim için önemli bir destek noktası. Evet, bu şekilde takip ediyoruz. Oldukça güçlü arkadaşlar. Geçelim. Diğer bir hissemiz Isuzu. Evet, yine güzel ekmeni yediğimiz hisselerden bir tanesi. Vay 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 vay. Bak bak bak, sen geldiği noktaya bakın arkadaşlar. 14.78'lerden, hatta şu noktalardan kaç burası? 15. Hani ortalama 15 bantlarında bakın çizmişiz. Arkadaşlar katlama hedefi ve şu an itibariyle neredeyse bu katlama hedefi gerçekleşmiş durumda arkadaşlar. Görüntü güzel ama burada da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tepeler daha yukarıda iken bakınız indikatörlerimizin tepeleri daha aşağıda. Bu bir uyumsuzluk mudur? Bu bir uyumsuzluktur. Negatif uyumsuzluktur. Sen yukarı doğru gidiyorsun ama biz senin gidişini onaylamıyoruzdur bununla da arkadaşlar. Bu anlamda dikkat edelim. Yani buradaki teknik hedef gerçekleşmiş. Yani buradan kar satışları gelebilir. Yani bu konuda birazcık dikkatli olmakta fayda var diyoruz arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi sıfırlayalım. Şu yakın görüntüye bakalım arkadaşlar. Evet, buradaki kanal katlama hedefi bakın şurada bir derinlik oluşmuş. 23.84. Stop loss önemli destek noktamız kaç arkadaşlar? 1.21.70 bantları, daha aşağıda kapanış bandı 21.54, 21.50'ler. Dileğinin isteğine kalmış arkadaşlar. Dileğin istediği destek noktasını kullanabilir. Bu noktalarda birazcık tehlike oluşturabilir. İyi takip edin. Hedefine varmış olan hisseler her zaman korkutucu olur arkadaşlar. Tabii bu hedeflerin yeni hedefleri, yeni yükselişleri olamaz mı? Mutlaka olur ama ya buradan düzeltme söz konusu olur ise de şaşmamak gerekir arkadaşlar. Evet, Isuzu'da görüntü bu. Güzel getiri sağladı, güzel primledi. Umarım yani yeni teknik hedeflerine ulaşır. Ama burada direnç noktasında olmamız, yani direnç dediğimiz gerçekleşmiş bir teknik hedef bölgesinde olmamız şimdilik bir sıkıntı doğurabilir bizler için. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var diyoruz değerli dostlar. Şu kısmın katlama hedefine bakalım. Belki bu kısmın katlama hedefi daha henüz gerçekleşmemiştir. Şöyle bakıyoruz. Evet, şu noktadan alsak daha gidecek yolu var gibi gözüküyor arkadaşlar. Teknik anlamda gidilecek yol söz konusu gibi diyebiliriz. Yani burada hedef noktamız arkadaşlar 22.80'lerin üzerinde. Burada yeni hedefler oluşabilir. Bu da kaç? Şöyle bakıyoruz. 26.38 şu bölgenin katlama hedefi. Evet, geçelim arkadaşlar bu noktayı da. Hatta şöyle sıfırlama yapalım. Şimdi bu noktalardan hep teknik hedefimizi sunduk. Dilerseniz bir de sadece şu son periyottaki teknik hedefimize bakalım artık, güncelleme şart. Evet, şöyle arkadaşlar, bu formasyonumuzun adı nedir arkadaşlar? Üçgen formasyonu diyebilirsiniz değil mi? Bakın şöyle bakıyorsunuz simetrik bir şekilde. Şimdi buradaki teknik hedefimiz bakın şu tepe yüksekliği kadar yukarıya doğru arkadaşlar gitmesidir. Ve bu da baktığımız zaman daha henüz teknik hedefine burada gelmediğini görüyoruz arkadaşlar. Ortalama 25 bantlarını sadece şu son kısmın teknik hedefi olarak nitelendirebiliriz değerli dostlar. Yine ideal bir stop loss noktasında şu şekilde belirleyebilirsiniz. Ve buradan şöyle bir kanal trendi oluşturarak
takibini çok çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakınız şurada yükselen bir kanal trendi içerisinde devam ediyoruz ve bu kanal trendinin direnç noktasındayız. Yani olası bir geri çekilmede şu şekilde desteğe gelip buradan hamlesi kontrol edilmeli. Bu kanalın destek çizgisi çöktüğü an geri çekilmeler hızlanabilir değerli dostlar. Evet. Geçelim Asuzu'yu da. Aksiyen uygun adım arkadaşlar. Trend yani 3. kanaldaydı değil mi en son yaptığımız analizini? Devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. Burada teknik hedeflerimizin hepsi ortada. Daha önce çizdik, çalıştık. 8.35'i buradan tespit ettik. Bu hedef gerçekleşti. Şimdi sıra yeni hedeflerde, yeni maceralarda. Burada arkadaşlar biz katman katman bakıyoruz. Yani şu bölgeyi dedik ki işte birinci katman kırıldı. İkinci katman. Bu ikisi mesafesince yani ikisinin arasındaki mesafesince bir tık daha attık. Üçüncü kanaldayız. Üçüncü kanalda yükselen kanal trendi içerisinde devam ettiriyoruz. Yani tekniğinde bir bozulma yok. 8.35'ler teknik olarak aşağı doğru kırılmadığı müddetçe pozitif arkadaşlar. Genel seyrimiz pozitif diyebiliriz. Şöyle bir saatlik grafiğimize bakalım. Evet. Oldukça güçlü, oldukça sağlam. Enerjisine bakalım. Yazdan beridir böyle takip ettiğimiz, hatta aldığımız, erken sattığımız enerjisi de son durum nedir? Bakınız nerelerden geldik arkadaşlar buralara. Bakınız biz bu teknik analizlerinin hepsini yaptık değil mi? Yani şu yaz döneminde bakınız. Şu Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu analizleri yaptık. Çanak katlama dedik, fincan kulp dedik. 11.82 teknik hedef dedik. Şu bölgedeki oyalanma sonrası 7.92.09 bandında gelgitler olabilir. Üzerine attığımız zaman 10.32 dedik. Bunların hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Şimdiki süreçte dikkatimizi çeken nokta nedir? Bir formasyon oluşabilir mi? Yani omuz baş omuz formasyonuna gider miyiz? Veyahut da bir kanal trend desteği kırılır mı? Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Belki hep olumsuz negatif düşünce gibi görebilirsiniz ama burası oldukça önemli ve oldukça net bir destek hattının burada olduğunu görüyoruz değerli dostlar. Bu anlamda şunu diyoruz, bu desteğimiz kırılmadığı müddetçe pozitif bir görüntü hakim ama bu destek kırılır ise bakın şuradaki bir solumuz baş, sağımız bakınız aşağı doğru kırıldığımız zaman böyle bir formasyon karşımıza çıkabilir. Bu noktada dikkat ediyoruz. Yine bu formasyonun bozulması için arkadaşlar teknik olarak da 12.80'lerin üzerine atmamız, bu seviyelerin üzerinde dolumumları görmemiz gerekir değerli dostlar. Takibini iyi yapıyoruz. Burada hemen şöyle işaretleyelim. 11.80-12.80 bandında yolculuk söz konusu olabilir yatay bazda. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Umarım bir omuz baş omuz formasyonu gerçekleşmez değerli dostlar. Yani bu konuda bu formasyon gerçekleşirse aşağılara doğru satışlar derinleşebilir. 12.82'lerin üzerinde pozitif seyir devam etmekte enerjisi de. Merko'yu sizlere daha önce uyarmıştım arkadaşlar. Yine katıla dahil olan arkadaşım sormuş. Bir dönüş trendi içerisinde bir test çanak katlama hedefinden bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Hemen şöyle gelelim. Bir günlük grafiğimiz bakalım yerinde duruyor mu? Grafiğimizi sıfırlayalım. Evet değerli dostlar gördünüz bakınız burada daha önce bahsettik. Her zaman için dikkat edeceğimiz hatları sizler bakınız böyle kalın kalın çizgilerle çiziyoruz. 10 bandının altında tehlikeli diye bahsettik ve bu seviyenin altında düştüğümüz noktaya bakınız arkadaşlar. 7.49'lara geldik. 6.99'lar şu anda teknik olarak bir destek noktamız. Eğer bu noktada kırılır ise yani bunu söylemek istemiyorum ama şu seviye yani 6.90 bantları aşağı doğru kırılır ise bakın şöyle bir ters çanak ile tekrar aşağılara doğru yöneliş gelebilir. Ya bu konuda dikkat edelim. Yani umarım bu denli düşüş olmaz ama 6.99'lara yani 7'lere dikkat edelim. 7 bandının altı risk barındırmaya devam edecektir değerli dostlar. Dibin dibi yoktur. Yükselişin de sınırı yoktur arkadaşlar. Yani çok da böyle düşen hisselerde ha burası dip döndü demek çok da aceleci olmak
hoş bir şey değil arkadaşlar. Düşen bıçak tutulmaz misali. Siz de düşen bıçağı tutacağım diye uğraşmayın. Şöyle daha yukarıda tepecikler oluşturmaya başlasın. Dip dönüşleri gelsin. İndikatörler alımlar yaksın. Yani çok aceleci olmamak gerekir. 6.99 7 bandı destekli dileyen takip edebilir arkadaşlar. Bu noktalar bizim için önemli bir destek noktası Melco'da. Evet. Wakko'ya bakalım. Wakko'yu ben bugün saatlik bazda bir incelemeye tabi tutmuştum arkadaşlar. Bir formasyon hakimdi. Tobo formasyonu. Biz yine günlük bazda bakalım. Saatliğe de döneriz. Wakko'nun teknik grafiği arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımız zaman tam da böyle savaşın, boğuşmanın olduğu bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu kırmızı hattın üzerinde pek kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Bu kalıcılık bu kez gerçekleşecek mi? Yoksa tekrar buradan satış yiyip yeşil hattın altına gelerek sert düşüşlere mi tabi kalacak? Bunu da göreceğiz ama şu anki durum günlük bazda bir sıkışmanın, daralmanın olduğunu bizlere gösteriyor. 6.77'lerin üzerine atmalıyız ki daha yukarıları görebilmeliyiz arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kapanış bizler için gerekli. Şimdi saatlik bazda yanlış hatırlamıyorsam Wakko'ydu günlük gün içerisinde bir Tobo formasyonu gözüme ilişmişti. Şöyle grafiği sıfırlayalım. Şöyle bakalım. Evet. Tüm çizimleri kaldıralım. Değerli dostlar, burada bir Tobo formasyonu söz konusu mu? Evet. Baktığımız zaman şu kısmın bir sol omuz bölgesi olduğunu görüyoruz değerli dostlar. Şöyle bakınız. Bakın sol omuz. Baş ve sağ omuz olarak bakın bu bölgeleri ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Ha, burada bir olasılık dahilinde bir Tobo formasyonu hakim. Formasyon geçerliliğini nerede yitirir? Şimdi bunun cevabını alalım. Bu formasyon şu anda çalışmış durumda arkadaşlar. Bu formasyon teknik olarak bakınız 6.59'un altında 2 saat bir kapanış gelirse bu formasyon hükmünü yitirir arkadaşlar. Teknik de bize şunu söyler. Burada bakınız şu aradaki mesafe boyunca değerli dostlar yukarıya doğru gitme potansiyeli olduğunu bizlere gösterir. Şöyle baktığımız zaman burada tekniğin bizlere sunduğu 7.08 7 bantlarının bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Teknik bize diyor ki 6.60'ın altında dikkatli ol. 6.60'ın üzerinde 7.08'lere kadar benim formasyon hedefim var diyor. Bakalım neler olacak değerli dostlar. Bu formasyon gerçekleşecek mi yoksa 6.60'ların altına sarkarak formasyon hükmünü yitirecek mi? Hep beraber görmüş olacağız. Şekilde bir Tobo formasyonu hakim saatlikte, hatta bu formasyon zaten teknik olarak hedefine vardığı zaman daha önceki zirveyi neredeyse yine test etmiş olacak arkadaşlar. Evet, görüntümüz bu. Wakko'da saatlik Tobo durumu hakim değerli dostlar. Umarım gerçekleşir. Diğer bir hissemiz bizim hissesi arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafik üzerinden yine gidelim. Grafiğimizi sıfırlıyoruz. Buradaki formasyon neydi arkadaşlar? Bir düşenin kırılması durumundan bahsetmiş idik. Bakın bir düşen kırılımından bahsetmiş idik. Burada halen pozitif senaryomuz hakim. Teknik olarak satış 7. Hocam bu formasyon işlemez diyebilmemiz için daha erken olduğunu düşünüyorum. Ve şu dip noktasında arkadaşlar şöyle çizimleri kaldıralım. Tekrar bir düzeltme yapalım. Bakalım neler olacak. Şöyle yapıyoruz.
Evet, güzel oldu arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şu kısmı birazcık sapma olarak alır isek birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip, dördüncü dip. Tabi burada daha önce de gördünüz. Yani her zaman bu dipler test edildiği zaman uzaya birden gidecek halimiz yok. Düzeltmeler gelebilir. Zaten sizin stratejiniz daha önce katıla dahil olan arkadaşlar özellikle açıklamıştım. Belli noktalarda stop loss'unuzu koyacaksınız arkadaşlar. Bu stop loss ölçüsünde işlemlerinizi yapacaksınız. Şimdi şu dar bölgeden, yani şu tepeden aşağı inmedik. Şu bölgeden baktığımız zaman burada yine bir simetrik üçgen formasyonunu görüyoruz. İşte direnç noktasına yaklaşık buradan geriye saldı. Artık bu gevşeme sonrasında arkadaşlar bu arada pozisyon kafadayım ya da yeni pozisyon alayım mantığında olmamak lazım bu orta bölgelerde. Sizin mantığınızın şu olması lazım. Ya direnç noktasının bir şekilde kırılımıyla teknik pozitif tabloyu görmeniz veyahut da buradan desteğe dönüş ve bu destek dönüşünü yakalamanız arkadaşlar. Bütün bunlar olmalı ki sizler rahat bir şekilde işlem açıp kapatabilirsiniz. Yani bunu yapmadığınız takdirde burada sıkıntılar söz konusu olur. Sıkıntılar bitmez arkadaşlar. Şimdiki teknik görüntüde bekle gör politikasını güdeceksiniz arkadaşlar. Evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Aceleci olmayacağız. Her zaman pozisyon almamız, işlemde olmamızın bir anlamı yok. Zaten bizim şu teknik analiz çalışmasında şu bölgeden kaynaklı bir kırılımdan bahsetmiştik. Bu kırılım geldi. Hatta onay hareketinden de bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Şu bölge miydi? Evet. Bakın bizim görüntümüz şuydu. Kırılım odaklıydık burada. Bu kırılım geldi. Tekrar yukarı aşağı. Artık bu çizgiyi kaldırdık. Şurası daha şimdilik oturgan oldu arkadaşlar. Niçin oturgan oldu? Bakınız birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç ve bu noktaya gelip buradan döndük arkadaşlar. Yani direnç dönüşünü yaşadık. Umarım gerçekleşecek senaryo şu olur. Şuradan bir solumuz baş. Şu seviyelerden şöyle bir düzeltmeyle yukarıya gider ise burada yine bir tobo formasyondan bahsedebiliriz. Daha önceki yükseliş bakın ikili diple gerçekleşmişti. Burada da bir tobo neden olmasın arkadaşlar. Yani siz alt destek kırılana kadar burada oyunda kalmanız lazım arkadaşlar. Çünkü tekniğin bize vermiş olduğu bu bilgi budur. Sıkışma hakim. Bakalım bu sıkışma nereye kırılacak? Henüz bir kırılım gelmiş değil arkadaşlar. Geçenlerde şu dip noktadan dönüş ile bir alım üretti. Ama şuradaki dirençten geriye döndük. Sıkışma devam. Net Holding'e bakalım. Ya daha önceki çalışmamız ortaya çıktı arkadaşlar. Burada bakınız 2.90'ların yine bizim her zamanki oyun planımızda yer alan bakın şu geçmişteki tepenin destek olarak çalışarak alım üretmesi ve bu seviyenin altına düşmediği müddetçe oyunda kalma dürtüsü arkadaşlar. Bu geçmişteki tepe bize bunu aşılıyor, bunu veriyor. Yani oyunda kaldık, kazandık değil mi arkadaşlar? Yani hiçbir zaman için siz bir trend içerisinde devam ederken bu trend bozulmadığı müddetçe destek noktasına yaklaştınız diyelim. Bakın şu bölgeler destek noktasına yakın bölgeler. Bu bölgeye yaklaştınız. Tepede şurada satmadınız diyelim ki. Veyahut da şu bölgelerde satmadınız. Gelip de bu aşağıda satmanın hiçbir anlamı yok. Artık senin burada dayanabileceğin bir ortam var. Bir destek noktası var. Bakın hem geçmişten gelen tepe noktası hem de kanal trendinin desteği. Bu bölge kırılmadığı müddetçe sen oyunda kalmalısın. Bakınız oyunda kalanlar bayramı yaptılar arkadaşlar. Ama artık şu kanalın direnç noktasındayız. Yani majör kanalın direnç noktasındayız. Bu noktaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çizimleri kaldırıp sadece şu kanalı şöyle bir belirleyelim. Evet. Görüntümüz bu arkadaşlar. Tepe 1. Tepe 2. Tepe 3. Evet, dikkat edeceğimiz bir noktadayız. Bu noktada Net Holding'de. Şimdi bazen indikatörler daha önce sinyal üretebiliyor ki burada da bakınız göreceli güç endeksi bir ikili tepe oluşturma gayreti içerisinde
Buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Sınır hattındayız. Net Holding'de bu sınır eğer geçilir ise buradaki katlama hedefleri yeni bir kanal hedefiyle karşımıza çıkar. Bu da arkadaşlar bizi şöyle koyduğumuz zaman bakınız renk tonunu da farklı yapalım. Şöyle kırmızı. Bakın şu kanallar arasında gideceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle koyalım desteğimizi. 3.984. Yani 4 bandının altlarında dikkatli olunmalı. Bu seviyenin üzerinde bakın olası bir katlama hedefi, çanak katlamanın olası hedefi nedir? Burada şöyle baktığımız zaman bakınız şu bölgeye kadar 4.60'lara kadar yolculukta olabilir tabii ki değerli dostlar. Evet görüntümüz bu. Yani 4 bandı artık bizim için destek. Belki de arkadaşlar ve belki de şu olabilir. Yani şuradaki yine bahsediyoruz her zaman için. Bakın burada 4.65'lik bir katlama hedefimiz var. Lakin olası bir düzeltmede bu seviye test edilip bakınız bize yeni bir fırsat verebilir. Yatırımcının bu bölgeyi takip etmesi. 4 bandına kadar gelecek çekilmeler arkadaşlar bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkarlar değerli dostlar. Evet geçelim diğer bir hissemiz. Ulusoy Un'a bakalım. Yine hedef anlamında daha önceki zirve noktasına gelmiş olan bir hisse. Burada yine dikkat edilecek arkadaşlar. Bakın bu şu dip noktalarda alım yapamayıp tepelerde bayılan, tepelerde yol almaya giden arkadaşlar. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Evet. Bu seviyenin üzerine atmalıyız. Buradaki olası bir katlama hedefinden bahsedebilmemiz için bu nokta bizim için kritik arkadaşlar. 14.20. Bakınız. Evet kanal aralıklarımız bu şekilde arkadaşlar. 14.20'nin üzerinde olumluyuz. Olası geri çekilmelerde 12.85 söz konusu olabilir. Bakın ihtiyatlı ve ihtimalli diyorum. Olasılık ifade ediyor. 12.85'e düşeceğini iddia etmiyorum. Burası bir destek bölgesi. Burayı iyi takip edin. Olası geri çekilmelerde belki de bizim için alım fırsatı doğurabilecek bir noktadır. Velev ki bu geri çekilme tabii ki de gerçekleşir ise arkadaşlar 14.21'in üzerinde yolculuk devam altında 12.83 12.85 destek noktamız. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım hemen. Aslında burada muhteşem bir destek dönüşü söz konusu değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman bakınız net bir dönüşü aslında yakalayabiliyoruz. Ve bu net dönüş bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bir alım fırsatı olarak bu bölgenin çalışabileceğini bizlere gösteriyor. Nasıl ki daha önceki sert düşüşlerde bakınız. Bu çizgi pardon çok kötü bir çizgi çalışmamız söz konusu şöyle. Bakınız bu bölgeden gelen hareket bir alım fırsatı. Bakın sert düşüş yine bu bölgeden gelen destek hareketi alım fırsatı. Bakın alım düşüş ve bakın bu bölgeden yine hareket geliyor. Formasyonumuzda bir ikili dip olarak karşımıza çıkıyor. Tekniğimiz olumlu arkadaşlar. Pozitif bir görüntü hakim. Umarım bu destek bölgesi iyi çalışır ve bizleri mutlu eder arkadaşlar. Şöyle yapalım ortalama bir şekilde bakın takip edebilirsiniz. Ana desteğimiz var. Tabi bu destekten gelen dönüş sonrası bir de ikili dip oluşturma gayretini görüyoruz. Teknik bize şunu söylüyor burada. Şu anki kapanışımız 2.40'ın üzerinde mi? 2.40'ın üzerinde arkadaşlar. 2.40 bu hissenin
yukarıya doğru şahlanışındaki kilit bölge diyebiliriz. 2.40'ın üzerinde yol alınabilir. Geri çekilmeler olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Yani 2.28-2.30 bandına kadar, ki bunu da normal karşılıyoruz. Majör desteği takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şu şekilde 2.28-2.30 bu bantlar önemli destek noktası. Güzel de bir dönüş hareketi karşımızda. Hemen destek dönüşü diye notumu alayım arkadaşlar şöyle. Güzel, görüntümüz pozitif. Evet, indikatörlerden MACD indikatörü, bu da muhteşem. Evet, umarım bu yükseliş gerçekleşir. Doğusan buraya bakalım, ne iyiydi sen buyur. Hop, evet. İyi gidiyor. Tek geçmişteki analizlere bakın arkadaşlar. Nerelerden nerelere gelmişiz. Bakın, alçalan bir kanal trendi, bu bölgedeki kırılım, onay hareketi, hepsi muhteşem hareketler. Şu anki görüntüde şöyle bakıyoruz. Burada bir katlama hedefi gerçekleşebilir mi? Biz bu katlama hedefini koyalım öncelikli olarak şöyle. Bakınız, zamana yayılmış bir katlama hedefi söz konusu. Şöyle baktığımız arkadaşlar, kaça tekabül ediyor? Karşılık geliyor. 6.24 bantları bizim için çok çok önemli bir direnç noktası. 4.74 değerli dostlar, kırılım sonrası bizim için bir destek vazifesi olarak çalışmış. Şu anki görüntü olumlu. Bakın, şu bölgeden bir alım üretmiş durumda. 4.74, hatta bu bölge kaç arkadaşlar? Evet, yine aynı şekilde 4.74. Teknik görüntümüz güzel arkadaşlar. 4.74'ün altında stop loss koyarak yol alınabilir. MACD indikatörü pozitif. Evet. Evet, şöyle de direnç noktalarımı sakin. Bakalım neler olacak değerli dostlar. Diğer bir hissemiz Tumoson'a bakalım şimdi de. Arkadaşlar, ben bu hisse için al unut hissesi diyorum. Yani temel anlamda bakıyorum, al unut hissesi. Bakınız, buradaki kanal yukarı doğru kırılarak bize yeni bir kanalın müjdesini verdi. Ve belki de bu kanal da tamamlandı. Şöyle bakalım. Evet. Bakınız, kanal hedefine gelmiş arkadaşlar. Yani buradaki katlama hedefi kanalın hedefine gelmiş. Burada tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Bakınız, göreceli güç endeksinin teknik olarak satış ürettiğini söyleyebiliriz. Hemen ufak bir destek kırılımı söz konusu. Dikkatli olalım arkadaşlar burada. Evet. Bakınız, kanalın katlama hedefine gelmiş bu seviyeden. Dönüşün gerçekleştiğini görüyoruz. Ortalama 19.25'lerin üzerinde belki tekrar yeni sinyaller, yukarı yönlü hareketin fitili ateşlenebilir. Ama bu bölgede birazcık dikkat, birazcık temkinli olmakta fayda var diyebiliriz. Birazcık böyle düşüşler önemli değil hocam, ben diplerden aldım diyorsanız kesinlikle takip edeceğiniz noktalar. Bakın, birincisi şu arkadaşlar, siyah çizgi. Diğeri de bakınız şu mavi çizgi olacak. Sırasıyla bu noktaları takip edebilirsiniz değerli dostlar. Evet. Şöyle yapalım. Görüntümüz bu şekilde. Hedefine varmış olan hissemiz bir düzeltme yaşayabilir. Bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Anadolu Efes.
Evet, göreceli güç endeksi alt desteğe doğru yaklaştık. Bakalım burası bizim için bir dönüş yeri olacak mı? 49 bantları burayı takip ediyoruz. MACD indikatörü şimdilik negatif. Evet, şu bölgeden maalesef destek kırılımı gelmiş durumda arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Bu desteğin kırılması pek hoş olmuş gözükmüyor. Evet. 26 bandı. Aşağı doğru kırılmadığı müddetçe buralardan tepki gelebilir arkadaşlar. Yani 26 kırılmadığı müddetçe negatif bir konuşma içerisine giremeyiz teknik olarak. 26 altına gelecek sarkmalar sıkıntı olabilir. Saatlik bazda bu destek kırılımına bir bakalım. Ve tam sınırda bir kapanış. Değerli dostlar, bakınız burada geçmişten gelen tepenin bize destek vazifesi görüp görmeyeceğini burada takip etmiş olacağız. 27.50'lerin altı tehlikeli arkadaşlar. Bu şekilde takip edin. Böyle sınır hattında kaldığımız gözüküyor. 27.50'nin üzerinde kalıcılık sağlamamız lazım arkadaşlar. Bu bölgenin altı risk barındırmakta diye biliriz. Evet. Geçelim diğer bir hissemiz. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı SVGY. Evet. Vallahi arkadaşlar işte belli olmuyor. Bu denli bakın sert yükseliş sağlayan, güzel getiriler elde eden hisse birden bakınız çöküveriyor ve göreceli güç endeksinin burada bakın nasıl kırıldığına şahit oluyoruz. Artık bunun tekniği negatif arkadaşlar. Teknik olarak yönünü aşağı doğru dikmiş diyebiliriz. Majör destek hatlarını çizebiliriz. Şöyle bakınız. Sırasıyla bu destekler takip edilebilir. Evet. Her kırılım bizi daha aşağıdaki desteğe doğru götürür arkadaşlar. Evet, her bir kırılım bizi bir aşağıdaki desteğe doğru götürür. 97 burada çok çok önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Bakın şu bölge önemli. Evet. Servet gayrimenkulde bir geri dönüş işareti söz konusu. İndikatörlerimiz negatif. Yatayda bakın şu kırmızı bölge bizim için oldukça önemli. 95-96 bantlarında bakınız bir destek bölgesi hakim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Negatif bir görüntü ağırlıklı diyebiliriz. Şu anki durumu itibariyle. Kronta bakalım. Hey gidi formasyonlar hey. Siz de mi tarihin çöplüğünde kalacaktınız? Bakınız. 28.10 aşılırsa demişiz. 24.60 destekli demişiz. Bakın şu bölge kırıldığı zaman bunun mesafesi boyunca yukarı 38.70 teknik hedef demişiz. Değerli dostlar bu hedef gerçekleşiyor. Bırakın gerçekleşmeyi. Gerçekleştikten sonra bakınız kırıldıktan sonra onay aldığı noktaya bağlı. Bakın arkadaşlar. Yani şunu diyebiliriz. Gerçekleşmiş olan her bir hedef kırıldıktan sonra karşımıza destek noktası olarak çıkar. Gerçekleşmiş olan her bir hedef kırıldıktan sonra karşımıza destek noktası olarak çıkar. Şu bölgeye kadar 38.70 bir dirençle kırıldı. Aşağı doğru geldi. 38.70 bir destek olarak çalıştı arkadaşlar. Bu kadar basit. Destek, direnç. Artık bu aşama hissenin şeyden çıktığı aşama arkadaşlar. Yani teknikten çıktığı bölgedeyiz. Yani burada ne diyebiliriz ki? Şöyle bakalım şu kısmı uzatarak önemli bir bölge elde edilebilir. Bakınız. Daha önce geçmişteki çalışmış olan şu destek hattı
karşımıza yine bir destek olarak çıkabilir. Bu desteği takip edelim. Ortalama 62-70 bantları, bakın şu bölge 62-70'ler destekli, takip edilir. Altı riskli diyebiliriz arkadaşlar teknik açıdan. Evet, görüntümüz bu şekilde. Şöyle bir de takaslara bakalım arkadaşlar. Turkcell'le başlayalım. Öncelikli olarak aylık takas 19.84, 31.97. Aylık takas negatif. Haftalık takas, haftalıkta pozitif bir görüntü var. Haftalıkta alımlar daha toplu, satışlar dağınık. Güzel, haftalık güzel ama aylık kötü. Haftalık bizi kurtaracak mı, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, duyu boyaya bakalım. Aylık takas 21.40. Değerli dostlar, toplu alımlar hakim, dağınık satışlar söz konusu. Haftalıkta bakıyoruz yine satışlar, toplu alımlar dağınık. Teknik anlamda negatif. Şimdi bazen sormuşsunuz arkadaşlar, teknikle takas birbirine uyuşmayabilir. Olabilir arkadaşlar. Zaten biz teknik analizi yapıyoruz. Bakıyoruz burada bir iş var mı, pozitif mi? Takaslardan da güç almaya çalışıyoruz. Zaten sadece teknik, sadece takas demiyoruz arkadaşlar. Evet. Duyo boyadaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Aylık bakınız net bir toplu satış. Haftalık yine net bir toplu satış söz konusu arkadaşlar. Ama alıcılar kısmında aylıkta Deutsche Bank var, onu da söyleyelim. Evet, Asus'a bakalım. Evet, Asus'u, Anadolu Isuzu. Aylık takasına baktığımızda 38-36 başa baş bir yatırım, oyak yatırım toplayıcılar kısmında. Haftalık takası yine başa baş, oyak yatırım yine toplayıcılar kısmında arkadaşlar, Anadolu Isuzu'da. Başa baş bir takası söz konusu. Aksa Enerji aylık 30'a 33 başa baş bir takas ama satıcılar daha baskın. Haftalıkta yine başa baş bir takas söz konusu arkadaşlar. Enerjisi'ye bakalım. Aylık takas 30-33 başa baş, haftalık takas 40'a 46. Evet, takaslarımızda bir başa baş durumu hakim. Yani dedik ya, o tam sınır bölgesindeyiz. Dolar bazlı grafimizde geçenlerde paylaşmıştık. Tam sınır hattındayız. Ayılar ve boğaların savaştığı bölgedeyiz. Dikkat edin diye. Yani bakıyoruz takaslar hep başa baş. Evet. En iyisi durum bu. Merco'ya bakalım arkadaşlar. Oldukça toplu bir satış. Citibank yabancı aylıkta, haftalıkta yine satışların toplu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Merco'da. Vakko aylık takas 27.34 negatif, haftalık takas 21.32 negatif. Alıcı kısmında aylıkta bakalım kim var? Citibank, haftalıkta yine bank, Citibank. Evet, Citibank toplayıcı kısmında arkadaşlar. Bizim'e bakalım şimdi de. Aylık takas 22-20-25 başa baş sayılır. Haftalık takas 30'a 29 kısmen pozitif diyebileceğimiz bir görüntü. Net Holding, hemen ona da bakalım. Aylık takas 18-19 başa baş, haftalık takas 23-12, haftalıkta pozitif bir görüntü. Takasta değerli dostlar, alıcılar daha kuvvetli. Ulusoy, ona bakalım. Aylık takas 20'ye 40 negatif, haftalık takas 19-20 başa baş bir takas arkadaşlar. Özderici gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet, aylık 32-31 başa baş, haftalık 20-19. Ya gerçekten ilginç yani, bu takas analizlerinde aşağı yukarı neredeyse hepsi başa baş gidiyor arkadaşlar. Yani şu toplu alıcı toplu satıcı muhabbetini yapamadık bu takaslarda. Evet.
Özdelici gayrimenkuldeki görüntü bu. Doğusan Boru'ya bakalım. Doğusan Boru. Aylık 26-21 pozitif. Haftalık 29-14 arkadaşlar. Evet, kısmen pozitif diyebiliriz Doğusan'a. Şimdi şu şeye bakalım arkadaşlar. Doğuş. Nerede bizim? Doğuş. Doğuş otomotive gelmişken sırası bir bakalım. Aylık 28-32. Haftalık 49-16. Abi haftalıkta çok güzel bir toplu alım hakim ve bunun da şeyini gördü, karşılığını gördü değil mi? Evet, Tumosuna bakalım hemen. 3 aylık aylık takas 17-47 negatif arkadaşlar. Haftalık takas 32-36 negatif. Evet, Tumosuna negatif bir görüntü hakim. Anadolu Efes aylık takas 36'ya 1 çok çok pozitif. Haftalık 29-1. Alıcı daha toplu, satıcı dağınık. Bu anlamda pozitif bir görüntü hakim. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Aylık 25-28 başa baş. Haftalık 15-32. Haftalıkta satıcılar daha toplu arkadaşlar. Gedik Yatırım burada haftalık satışın neredeyse yarısı. Yani haftalık azaltımın yarısı Gedik Yatırım'da. Evet. Burada toplu satış söz konusu. Kuronta bakalım. Aylık takas 25-20 pozitif. Haftalık takas 26-24 kısmen pozitif arkadaşlar. Evet. Yani bu kısmı artık yoruluyoruz, hızlı geçiyoruz. Yani siz takaslarını merak ediyorsanız arkadaşlar videoyu durduruverin. Orada şöyle ekran görüntüsünü alalım. Bakın. Durdurarak bakın. Yani biz hızlı geçiyoruz. Burada önemli olan zaten şu diğer kısmındaki görüntü arkadaşlar. Yani alıcı mı baskın, satıcı mı baskın, bunu görmeniz yeterli. Tabii bunu tekneye de yapıştırın, temele de yapıştırın. Hepsini bir arada götürün arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Umarım her şey yarın gönlünüzce olur. Tabii dikkat edin piyasalarımıza. Çünkü dolar bazlı grafiğimizde sınır hattındayız arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.